İnsanların patates kuyruğunda, soğan kuyruğunda yarım kilo, bir kilo et almak için sabah 5'lerde kalkıp tanzim mağazalarının önünde et beklemeleri yeter artık. Yazık, günahtır ya. Bir de şöyle düşünün, heykel kuyruğunda heykel açarak da olmuyor bu işler maalesef. Tamam, evet, patates, soğan, ama o insanlar da tutuyorlar, heykel açıyorlar. Siz buna ne diyorsunuz? Kilise açmasına ne diyorsunuz? Hanımefendi heykel açıyor, kilise açıyorlar, papaz elbisesi giyiyor. Buna ne diyorsun? Tamam, biz heykel en azından kilise açıyoruz. Ya siz bırak, de elle tutulur heykel bir şey açmıyorsunuz. Heykel bir sanattır. Heykel kimin heykeli? Sanat. Kimin heykeli? Atatürk'ün heykeli zorunuza mı gidiyor? Atatürk'ün tek sebebi ayakkabı kutularını niye demiyorsun? Ya bırak. Ben de ayakkabı suçu. Bak, Tayyip Erdoğan'ın kutularını. Bir dakika. Bir dakika. Herkes Müslümanlar olan. Ya Maliye Bakanı şu an enflasyon kaç olduğundan haberi var mı? Doların ne kadar olduğundan haberi var mı? Ya da milletin, asker ücretlinin, çalışanın, işçinin yani ne sıkıntılarla ne dertlerle ay sonunu getirdiğine hiçbir şekilde haberi yok. Önce buna bir çözüm çare bulsun. Bunlar ekonomiyi halletsinler. Herkes önüne gelen ekonomist. Halkım işte halk gereğini yaptı. Halk gereğini yaptı, iyi bir ders verdi. Halkınan hiçbir zaman için dalga geçilmez. Bu halkın aklıyla da alay edilmez. Halk gereken cevabı sandıkta verdi, verecek de daha. Hükümet bayağı bir oy kaybetti. 2028'e kadar, seçimlere kadar ekonomiyi düzeltebilir mi? Ekonomiyi bu ekonomik politikasıyla asla hiçbir zaman için düzeltemez. Çünkü malum halkın söylemesine de gerek yok, benim söylememe de gerek yok. 22 yıldır bu politikayı düzeltemediler, düzeltemeyecekler. Çünkü Cumhurbaşkanı ekonomist. Cumhurbaşkanı, 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 Bakan, Cumhurbaşkanı, Başbakan. Yani bunları hep kendim bilirim dedikten sonra bu ekonomi düzelmez. Nas vardı. Ne oldu bu nas? Haramdı faiz. Görüyoruz işte ekonominin nasıl yerlerde süründüğünü. Dış politikaya gelince dış politika da aynı. Rabia vardı. Ne oldu? Kitle elini öptü Sisi'nin. Bunları devam ettirdiği sürece bu ülke düzelmez ve düzeltemezlerdi. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi gelecek, köklü bir şekilde iyi kadrolarıyla düzeltecek bu ülkeyi. Mustafa Kemal Atatürk'ün düzelttiği gibi bu ülkeyi nasıl kurtardı, bu ülkeyi nasıl bu cumhuriyeti kurduysa Cumhuriyet Halk Partisi de iyi bir kadrolarıyla ama belediyelerine sahip çıkarak, belediyelerinin dizginlerini iyi tutarak bu işleri başarabilir. Gelecek seçimlerde de çok güzel bir başarı gösterip cumhurbaşkanlığını alıp ve parlamento sistemine dönecek. Başka türlü düzelmez bu ülkenin ekonomisi. İnsanların patates kuyruğunda, soğan kuyruğunda yarım kilo, bir kilo et almak için sabah 5'lerde kalkıp tanzim mağazalarının önünde et beklemeleri yeter artık. Yazık, günahtır ya. Bir de şöyle düşünün, heykel kuyruğunda heykel açarak da olmuyor bu işler maalesef. Tamam, evet, patates, soğan, ama o insanlar da tutuyorlar, heykel açıyorlar. Siz buna ne diyorsunuz? Nasıl heykel açıyor? Evet, görmediniz mi? Defalarca heykel açtılar. Heykel dışında ne var? Bana sizin, söyleyin sizin ne var? Sizin işte o ekonomik kafanıza göre öyle bir sistemde, böyle bir düşünceyle ancak böyle olur. Ya yeter ya. Yeter. 22 yıldır. 22 yıldır. Karşılıklı konuşturmuyorum. 22 yıldır. Heykel aç. Ya kilise açmasına ne diyorsunuz? Hanımefendi heykel açıyor. Kilise açıyorlar. Papaz elbisesi giyiyor. Buna ne diyorsun? En azından kilise açıyoruz. Siz de elle tutulur heykel bir şey açmıyorsunuz. Heykel bir sanattır. Heykel kimin heykeli? Sanattır, sanat. Kimin heykeli? Evet. Kimin heykeli? Atatürk'ün heykeli zorunuza mı gidiyor? Abi, karşılıklı bir şey diyeceğim. Abi, karşılıklı değil. Ayıp ya, şey utanın. Tamam da şimdi Atatürk'ün heykeli birilerinin zoruna gidiyorsa bu memlekette saygısı da yok demektir. Atatürk bu memleketin kabul etsen de etmesen de bir lideridir. Kurucusudur. Yani başka heykel ne olabilir ki? Başka heykeller kimdir? Osmanlı döneminde kalan padişahlar, onlar da bizimdir. Şimdi ekmek meselesini konuşmuyoruz. Pahalı, zamı, fiyatları konuşmuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Heykeli konuşuyoruz. Başka bir şey kalmadı, heykeli konuşuyoruz. Niye kimse demiyor ki 5 liralık domates etti 100 liraya çıktı. Kimse niye bunu konuşmuyor? Bak, ben emekliyim. Ben şu an 10 bin lira alıyorum. Kiralar 10 bin lira. Nasıl geçineceğim? Bunu kimse konuşmuyor. Heykeli konuşuyor. 20 milyar. 20 milyar. Ne 10 milyar?
Bu memleketi bu hale kim getirdi? Tayyip getirdi. O hesabını o vermesi lazım ki verecek. Bu kadar basit. Çuval paralar, o çuval paralar yıllardır sizindir. Yıllardır o çuvalları siz götürüyorsunuz. Niye demiyorsun? Ayakkabı kutularını niye demiyorsun? Ya ben de ayakkabı suçu. Ayakkabı kutularını. Bir dakika. Size göre herkes Müslümanlar olan. Benle muhatap ol abi. Abi, akşam zam sabah zam 2002'de bir kilo et 18 liraydı. Şimdi kaç lira? 630 lira. Mesela bir çeyrek altın kaç liraydı? 20 lira. Şimdi kaç lira? 4200 lira. Efendim bir kilo şeker, ton şekeri kaç lira? 2,5 liraydı. Şimdi kaç lira? 36 lira. Daha bir şey var mıyım? Efendim İstanbul'a giren mesela Murat Kurum, Çevre Bakanı'ydı. Erzincan'daki 9 kişi altta kalmışım. Bir benim akrabam. 3 sene önce o toprak çatlamış. Neredeydi bu? Neredeydi bu? Neredeydi? Niye bakmadı? 3 sene önce o toprak çatlamış, sahip çıkmamış. Bak 9 kişi altta kaldı. O kamyonun sahibi benim akrabam. Nasıl değerlendiriyorsun? Çok güzel, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Yani bravo. Hak ettiğimizi aldık. Buna da çok mutluyuz. İnşallah başarıların devamını dileriz. İnşallah gelir daha iyi. Devamı. İnşallah gelir İmamoğlu'nun sayesinde daha iyi yerlere geliriz. Daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. Ekonomi 20 yıl boyunca artık düzelmez yani. 20 yılda düzelirse ne mutlu bize. Yani bitti, Türkiye bitti yani, bitirdi başbakan sayesinde. Emekliler dibe vurdu. Emekli maaşıyla geçinebiliyor mu ülkede insanlar? Geçiremiyor. Adam mutfağına bir et bile alamıyor yani. Ekonomi ortada. Biraz da arkadaş konuşsun. Ekonomi ortada, söylemeye gerek yok. Her şey battı. 2028'de düzelteceğiz. Düzelecek bizi. Biz düzelteceğiz. İmamoğlu başa gelecek. İnşallah. Düzeltecek abiciğim bu gidişle. Düzelecek. Ama hayır tabii. İmamoğlu düzeltir de. İmamoğlu inşallah düzeltecek. AKP yani bitirdi. Ülkeyi AKP bitirdi. Gidecek. Bitirdi. Yani keşke de bu duruma getirmesi. Bizim ülkemizin topraklarının çoğunu hep yabancı ülkelere sattı. Yabancı yurttaşlara sattı. Satıldı. Bir karış toprak için insan yapar mı bunu? Mümkün değil. Yani adam her şeyi sattı. Bitirdi. Ekonomi bitti, tarım bitti, hayvancılık bitti. Ne kaldı geriye? Gençlerimiz hep mutsuz. Gençlerimiz bir kahve içmeye bile gidemiyor bir yere. Torunlarımıza baktığımız zaman biz utanıyoruz, üzülüyoruz. Öyle. Türkiye'de iki tane öncelikli sıralama var. Birincisi solun ortasında diye İsmet Paşa'nın nitelendirdiği bir parti var. Ortanın solundayız biz demişti. İkincisi ise her kesimden oy alan bir parti var. Ne muhafazakar, ne solda ne sağda. Aslında ortada bir parti. Bu nitelendirme de çok zor yapılıyor. Aslında teşhis ne kadar doğru bilmiyorum. Adalet Kalkınma Partisi. Aslında hem solculara çok böyle şirin gözüken bir partiydi ilk kurulduğunda. Zaten 1 Mayıs'ı falan onlar yasallaştırdı. Burayı pek gözden kaçırıyoruz ama doğrusu bu. 1 Mayıs sol partiler getirmedi. Yani şimdi bölgesel olarak baktığımızda tabii ki çok zor sıralama var. Bakıyoruz işte Üsküdar gitmiş. Yani bak yani seçim sonuçlarını konuşuyoruz. Konuşursak işte Eyüp Sultan gitmiş. Birçok yeri kaybetti. Sancaktepe'yi de kaybetti en son zaten. Ama bunlar şey değil. Benim gördüğüm kadarıyla belirleyici unsurlar değil. Neden diyeceksiniz? Çünkü tepki sadece ideolojik bir tepki değil bu. Ekonomik bir tepki olduğu için ben böyle nitelendiriyorum. Tayyip Bey'in aslında son bir açıklaması vardı. Dedi ki biz geri bildirimleri aldık. Notlarımızı aldık Cumhurbaşkanı. Ben düzelteceğine inanıyorum. Neden? Çünkü 20 senedir iktidarda olan bir partiden bahsedersek ve hep düzeltmiş. Geçen bu seçimlerde de gene yerel seçimlerde de aynı şeyi yapmıştı. Hakikaten şey zor bir süreçten geçiyor. Kendisi de zor bir süreçten geçiyor. Sadece biz değil. Türkiye halkı olarak yani konuşmamak lazım. Millet olarak konuşmamak lazım. Çok problemli bir dönem gerçekten. Yani partisi daha zor. Şu anda tasfiyeler var. Neler var yani. İçeride neler olmuyor ki diye düşünüyorum ben. Ülkemiz için daha iyi hayırlı bir sonuç aldık. Bütün Türk milleti gereken kararı sandıkta gösterdi. Yerel seçimlerde, genel seçimlerde de bunun daha da iyisi sonuçları alabileceğimizi temenni ediyorum. Biliyorsunuz AK Parti ikinci parti oldu. Bayağı bir oy kaybetti. Evet. Ekonomiyi düzeltir mi? 4 senesi var. Yani bu seneye kadar düzeltmediyse bu seneden sonra da düzelteceğini kimse inanmaz yani. Desem bile inanmazlar. Ya Maliye Bakanı şu an enflasyon kaç olduğundan haberi var mı? Doların ne kadar olduğundan haberi var mı? Ya da milletin, asgari ücretlinin, çalışanın, işçinin yani ne sıkıntılarla ne dertlerle ay sonunu getirdiğine hiçbir şekilde haberi yok. Önce bir
şu buna bir çözüm çare bulsunlar, ekonomiyi halletsinler. Herkes önüne gelen ekonomist. Ama hiçbir şekilde de bir ileriye gittiğimiz yok. Hep geri gidiyoruz. Ve gün geçtikçe de inşallah düzeleceğiz. Seçim iyi gitti. Çok güzel geçti yani. İyiyiz yani. Memnun etti mi sonuçlar? Tabii memnun etti. Ondan önce görüyorsun Türkiye'nin durumu. Çok kötüydü yani. Şu an daha belli değil yani. Çalışmalar lazım değil mi? Her şey çalışmalar lazım. Sen birisine bir şey vermeyince birisi senin peşine geliyor mu? Yok. Hayatta düzeltmez hayatta. Emeklileri kandırdı. Emeklilere dalga geçti. Budur, başka bir şey yok. Başka diyeceğim budur yani. Sonucu açıklandı. Nasıl değerlendiriyorsun? Sence? Millet biraz geç uyandı diyelim. Yani hayırlısı olsun diyelim. Hani Türkiye için inşallah ileride genel Türkiye'de bir hayırlı olarak başka bir seçim yaparlar. Erken seçim olur inşallah. Yani memnunuz İstanbul'dan. Umarım diğer şehirler de iyi olur. Çünkü her şey pahalı biliyorsunuz ki. Belediye için de iyi oldu. Çünkü yerler falan şeydi, hani bir sürü açılması gereken AVM'ler falan var. Eksikleri çok belediyenin burada. İnşallah hani belediyede güzel çalışır. Ümidimiz güzel çalışmaları. Seçime kadar düzeltir mi peki bu ekonomiyi? Yani çok zor. Bir anda olacak bir şey değil çünkü. Bir anda yükseltmedikleri gibi bir anda düşecek bir şey değil bence. Çok zor. Hani onu deseler bile kolay olmaz yani. Onlar hani sadece telafi sözleri bence. Yani bir anda düzelecek şey değil. O zaman düzelselerdi yani. Mantıklı olan bu değil mi sence? Evet bence de. Biz doğru. Bir yere girip oturamıyoruz şu an. Çünkü çok pahalı. Bir çay 50 lira olmuş. Dün şok olduk değil mi? Dün oturduk bir kafeye. Kafeye oturduk. Bu şok oldu yani. 50 lira bir çay. Artık hani insanlar nereden zamlardan. Nereden neyi çıkartacağını bilmiyorum. Direkt hani nasıl şey yapsak, kazansak diye artık uçurmuşlar her şeyi. Bunların sorumlusu biz değiliz. Kim olduğu belli. Seçim sonu değerlemesi de iyi oldu. Çünkü millet nefes aldı. Çok iyi oldu. Dolar da yerinde biraz az aşağı doğru gitti. Yani millet nefes aldı. İyi olabilir. Demokrasidir. Seçim iyi oldu. Peki oy kaybetti hükümet ekonomiyi düzeltir mi? Vallahi bilmiyorum. Demek ki millet her zaman, milletin yeri bizim başımızın üzerinde. Millet her zaman yüksekte. Millet ne dese odur. Ona göre öyle düşünce nasıl olur ileride, ona göre düşünebilir herhalde. Sonucunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla ben konuşurken sizlik aklınızı mı kullanıyorsunuz? Yo, çok güzel oldu her şey. Mutluyuz. Mutluyuz. Peki 2028 seçimine umut verdi mi? Tabii ki verdi. Evet. 4 senesi var ama çok çalışmaları lazım ki şu an çocuklarımız ufak, daha büyüyorlar ama geleceğe umutla bakıyoruz. İnşallah daha güzel projelerde, kadınlar için daha güzel şeyler yaparlar. Hani ne diyeyim, gençler için aynı şekilde. Çünkü çoğunun umudunu yitirmiş, çok üniversite işsizler var. Onların desteklenmesi. Şu an ben 2 tane üniversite bitirdim, işsizim. Hani daha iyi bir yerde olabilirdim, olabiliriz. Ama umut ediyorum. Nasıl değerlendiriyoruz? Allah'a geçip sonucu ülke olarak yani CHP'nin şu anda başa gelmesini çok istiyoruz ama zor yani, geçimimiz zor bizim öyle yani. Ya şu anki gelen hükümet ekonomiyi düzeltmesi zor. Çünkü ülke olarak biz çok gerideyiz şu anda. Ama yani bize şu an CHP lazım gerçekten. CHP'nin gelmesi bizim için çok iyi oldu. Hiç olmazsa diğer hükümete biraz şey oldu yani. İnşallah düzelir yani. Rica ederim. Bence de çok güzel oldu. Güzel mi oldu? Gel abi. Aynen. Bence de çok güzel oldu. Olmasaydı biliyorsun AK Parti gelene her şey yapardılardı. Niye oldu? Ekrem İmamoğlu'ya o kadar ki sıkı yaptılar. Ne oldu? Ne ettiler? Dediler ki bu bakanı getireceğiz, şu bakanı getireceğiz, bu bakanı getireceğiz. Ne oldu? Ekrem Bakan'ın torunu olamadılar. Ne oldu? Hep kendileri kaybettiler. Ekonomiyi düzeltmeye çalışıyor. Düzeltemezler. Ancak bunu CHP düzeltebilir. Bunu artık halk ve insanlar bilir. Ben ona bir şey diyemem ki.